Mutlu akşamlar sayın seyirciler. 22 Aralık Salı akşam bülteni ile karşınızdayız. Aynı zamanda iyi kandiller diyerek bugün de gündemin en sıcak gelişmesiyle bültenimize başlıyoruz. Sayın seyirciler, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit olan jandarma uzman Çavuş Gündüz'ün cenazesi Ordu'ya getirildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazının ardından Şebin Karahisar ilçesindeki Bay Hasan köyünde defnedileceği belirtildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman Çavuş Birkan Gündüz'ün cenazesi Ordu'ya getirildi. Diyarbakır'dan şehit Gündüz'ün naaşı askeri uçakla Gülyalı ilçesindeki Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu askerlerin omuzunda taşınarak Giresun Belediyesi cenaze aracına kondu. Şehidin cenazesiyle gelen nişanlısı Rukiye Orman ve annesi Sevda Orman'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Giresun Valisi Hasan Karahan, Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Akın Varıcıyer, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Mustafa Doğru, Ordu Garnizon Komutanı Jandarma Albay Garip Gümüş, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü ile daire müdürleri ve askeri Erkan, şehidin cenazesini karşılamak üzere havalimanında hazır bulundu. Gündüz'ün cenazesi daha sonra Giresun Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Giresun'un Şebin Karahisar ilçesine uğurlandı. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazının ardından Şebin Karahisar ilçesindeki Bay Hasan köyünde defnedileceği belirtildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş Bakanlar Kurulu'nda bölgedeki operasyonlar, Suriye ve Irak'ta yaşananlar, Rusya ile uçak krizi ve İsrail ile yürütülen görüşmelerin ele alındığını açıkladı. Bu sefer maalesef yaygın bir terör meselesi var. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, toplantıda ele alınan konulardan birinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan terör olayları olduğunu söyledi. 12 ilçeyi kapsıyor şu andakine kadar olan hem terör olayları hem onun mukabili. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte. Dolayısıyla burada daha kapsamlı bir meseleyle karşı karşıyayız. Bunun için çok titizlikle bu konu çalışıldı. Toplantıda Suriye konusunun da gündeme geldiğini belirten Kurtulmuş, Suriye'deki bütün tarafların orada varlık sebebini meşrulaştıran kılıf DAEŞ kılıfıdır dedi. Kurtulmuş, Başika'daki Türk askeri varlığının Irak ile Türkiye arasında bir gerilimin sonlandırıldığını kaydederek, DAEŞ'in tehditini her an gözetleyerek oradaki birliklerimiz yine İran kuzeyinde belli bir noktaya çekildi. Bu gerilim bir türlü sonlandırılmış bulundu ifadelerini kullandı. Başika'daki Türk askerinin varlığıyla ilgili gelişmelerdi. Geçen haftaki basın açıklamamızda da sizlerle paylaşmıştık, kamuoyumuzla paylaşmıştık. Oradaki Türk askerinin varlığı, Musul Ulusal Muhafız Kuvvetleri'nin eğitilmesiyle ilgili olan bir varlıktır. Ve son zamanlarda orada çok yakın bir noktaya kadar gelen DAEŞ'in tehdidinden oradaki insanların korunması, bizim oradaki askerlerimizin korunması için de oraya ilave bir güç kaydırılması yapılmıştı. Ama maalesef kamuoyunun bu konuda çok abartılı bir şekilde yaklaşması ve özellikle Irak Merkezi Hükümeti'nince bazı olağanüstü hassasiyetlerin oluşması konunun uluslararası alana taşınmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler'e ve Arap Ligi'ne taşınmasına neden oldu. Türkiye bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak ve DAEŞ'in de bizim üstlerimize karşı yakın tehdidini her an gözetleyerek oradaki birliklerimiz belli bir noktaya, yine Irak'ın kuzeyinde belli bir noktaya çekildi. Ve bunun üzerine de zaten Irak Merkezi Hükümeti'nden de Türkiye'nin bu adımından olumlu karşılandığına dair açıklamalar yapılmış oldu. Böylece Başika örneğinden, Başika olayından kalkarak Irak Merkezi Hükümeti ile Türkiye arasında bir sorun ve gerilim yaşanmasını isteyen çevrelerinde istekleri olmamış oldu. Bu gerilim bir türlü sonlandırılmış bulundu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, düşürülen Rus savaş uçağının kara kutusunun açıldığını anımsatarak Türk tarafının kaydettiği haberleşmeler mevcuttur. Rus tarafının da bu alandan istifade edebileceğini ümit ediyoruz dedi.
Türkiye sınırları içerisinde düşürülen Rus uçağının kara kutusunun açılması sonucu yapılan incelemeler çerçevesinde kara kutuda kayda değer bir bilgiye rastlanmadığı Rus yetkililer tarafından açıklanmıştır. Burada bir kere daha ifade etmek istiyoruz. O uçağın seyri seferi sırasındaki bütün yapılan görüşmeler, bütün haberleşme Türk tarafından kayıt altına alınmış, daha sonra NATO tarafından teyit edilmiş, NATO'nun ilgili birimleri tarafından teyit edilmiş olan haberleşme askeri kanallarla zaten Rus tarafına verilmiştir. Uçakla ilgili şu anda elimizde Türk tarafının kayıt etmiş olduğu, uluslararası o alanda o anda herkesin ortak kanaldan tespit etmiş olduğu haberleşmeler uluslararası camiada herkesin elinde olabilecek şekilde mevcuttur. Rus tarafının da bu konudan, bu alanda istifade edebileceğini ümit ediyoruz. Kurtulmuş, Türkiye ile İsrail arasında devam eden görüşmelere ilişkin şu anda müzakere sürecindeyiz ve siyasi olarak kesinleşmiş bir aşamada değiliz. Ancak olumlu olarak cereyan ettiğini ifade etmek isterim. Bizim pozisyonumuz başından beri bellidir, dedi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler normal seyrinde giderken, bu ilişkilerin kesilmesine neden olan Türk tarafı değildir. Bilindiği gibi Mavi Marmara katliamıyla Türkiye'nin vatandaşları uluslararası sularda tamamen uluslararası insani yardım malzemeleri götürürken İsrail askerleri tarafından çevrilmiş ve Türkiye'nin insanları da Türk vatandaşları da şehit edilmişlerdir. Dolayısıyla Mavi Marmara olayıyla birlikte başlayan Türkiye-İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi, zaten baştan itibaren var olan bu ilişkilerin artık normal seyrinin dışına çıkması, Türkiye tarafının hataları dolayısıyla değil, İsrail'i o günkü yöneticilerinin, İsrail hükümetinin gerçekten son derece gaddarca, son derece uluslararası hukuku hiçe sayarak yapmış olduğu Mavi Marmara saldırısı sonrasındadır. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, elektronik kimlik kartıyla ilgili yasa tasarısının bugün parlamentoya sevk edileceğini kaydetti. Elektronik kimlik kartı ile ilgili yasa tasarısı, reform eylem planımızın önemsediğimiz maddelerinden birisiydi. Bugün onu da parlamentoya sevk ediyoruz ve inşallah bundan sonraki süreçlerde de hükümetin kamuoyuyla paylaşmış olduğu eylemleri, reform eylemlerini bir bir gerçekleştirecek adımları atacağız. Sayın seyirciler, yılbaşından itibaren öğrenci bursları aylık 400 liraya çıkıyor. 64. hükümetin reform paketinde onaylanan bu gelişme milyonlarca üniversite öğrencisini de memnun etti. Milyonlarca üniversite öğrencisinin 330 lira olan burs ücreti Ocak ayından itibaren 400 lira olacak. Bu yıl itibariyle yaklaşık 1 milyon 376 bin öğrencimiz burs veya kredi alıyor. 2002 yılında ne alıyorlardı? Aylık 45 lira. Şimdi ne oldu? 330. Yılbaşından itibaren bu rakam 400 liraya çıkıyor. AK Parti hükümetinin seçim vaatleri arasında yer alan üniversite öğrencilerinin burs ve kredi ücretlerindeki artış, 64. hükümetin 2016 yılı eylem planıyla birlikte onaydan geçti. Yani hiç yoktan bir öğrenciye daha iyi katkı olduğunu düşünüyorum yani. Öğrenciler rahatlatır. Çok iyi öğrenciler için. Zaten burs alanlar da o fiyatta olması bence çok iyi. Yani biz de aldık. Hani bizim aldığımız zaman da zam gelmişti. Çok iyi olmuş hem yurt için bizim için. Devlet tarafından sağlanan bu burs artık öğrencilerin hesabına 400 lira olarak yatacak. Yani bizim için iyi oldu. Teşekkürler. Bir öğrencinin bence bir haftalık rahatlıkla yeter bir öğrenciye. Bir hafta için yeter, bir hafta 70 lira yeter. Yani her öğrenciye yeter kolaylıkla. İyi bence ya. 400 lira olması iyidir. Bu durumdan gayet memnunuz öğrenciler olarak. Bizim işimize yaradı doğrusu. Hani çünkü hepimiz öğrenci olduğumuz için zor şartlar altında geçiniyoruz burada. İyi oldu yani. Verenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi milyonlarca üniversite öğrencisi zamlı burs ücretini bekliyor. Hafta sonu Ankara'da yapılan AK Parti 4. olan Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordulu gençlere büyük bir sürpriz yaptı. Ordu seninle,
AK Parti 4. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yaklaşık 4 saat süren kongreyi milletvekilleri için ayrılan özel alan yerine ordulu gençlerle tribünden izledi. Tribünlere gelen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'yu gören gençler önce şaşırdı, ardından sevindi. Ordu seninle gurur duyuyor sloganlarıyla Gündoğdu'yu karşılayan gençler bol bol selfie fotoğraf çektirdi. Ayrıca bir restoranda ordulu 260 genci ağırlayan ve hepsiyle ayrı ayrı ilgilenen milletvekili Gündoğdu, "Bizim yerimiz gençlerimizin yanıdır. Onların enerjisi ve dinamizmi bizlere güç veriyor. Daha çok çalışmamız için motive ediyor. Geleceğimizi şimdiden şekillendirebilmemiz için gençlerimizi ihmal etmememiz gerek. Bizler de bu bilinçle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim derdimiz gençler," diye konuştu. Ordum seninle gururluyor. 13 Haziran 2014 tarihinde başlayan inşaat çalışmaları, kısa bir süre önce tamamlanan 30 yataklı Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlanıldı. Tabii sizler layıksınız. Her şeyin en güzeline layıksınız. Her şeyin en güzeline layıksınız. Gürgentepeliler yeni hastanesine kavuştu. Tavsiyenim vardı. Evet. Falan böyle. Serum taktılar. Evet. Da onu bekliyorum. Biraz daha dinleneceksiniz. Evet. Rahat mı yeriniz? Rahat. Ha, üşüyor musun? Yok üşümüyorum. Yeni hastanenin toplam arsa alanı 7859 metrekare, oturum alanı 1600 metrekare, kapalı alanı ise 6500 metrekareden oluşuyor. 4 kat olarak inşa edilen hastanede yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, 5 yataklı diyaliz ünitesi, 2 üniteli diş polikliniği, 7 poliklinik ve 30 yataklı nitelikli hasta odaları mevcut. Yeni hastaneyi sevdiniz mi? Çok güzel. Yapanlar sağ olsun. Evet, Allah şifalar versin sizlere de. Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Murat Küçükoğlu da hasta kabulüne başlayan Gürgentepe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Laboratuvar yerleşim sürecinin yansımalarını da görmüş olacağız. Kesinlikle. Yeni hastanede bu yerleşmiş oldu böylece. Kesinlikle, çok güzel oldu. Şimdi yerini falan belirlemeye çalışıyorum. Evet. Böyle düzen kuralım. Sakın elimiz yeteğinizi çekmeyin buralarda. Böylesine nezih bir binada hizmet vermek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor diyen Küçükoğlu, hastanemizin Gürgentepe ve çevre halkımıza hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 27 Aralık Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı seçimleri için adaylık açıklamaları devam ediyor. Osman Çakmak'ın ardından resmi olarak adaylığını açıklayan ikinci isim ise İtay Yazıcı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 27 Aralık Pazar günü yapılacak olan il başkanlığı seçimlerine kilitlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm ilçelerde yapılan ve büyük heyecan yaratan ilçe başkanları ve delege seçimlerinin ardından şimdi gözler il başkanlığı seçimlerine çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı'nın ve yönetiminin belirlendiği seçimlerde ilk olarak Osman Çakmak adaylığını açıklamıştı. Çakmak'ın ardından İsa Yazıcı da Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı'na düzenlemiş olduğu basın toplantısıyla adaylığını açıkladı. Önümüzdeki süreçte de iktidarın yanlışlarını, tehditlerini, kuşatmalarına karşı durarak partime, dolayısıyla ülkeme, insanlığa hizmet etmek için hiç kimsenin adamı olmadan, hiç kimsenin adamı olmadan omurgalı duruşumla sizlere kendimi emanet ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Ulu Çınar'ın il başkanlığı adaylığımı açıklıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ordu'nun Bayadı Mahallesi'nde küçük bir barakada sanatında zirvede olan kişiler için ürettiği abanoz, metal ve gül ağacından yaptığı klarnetlerle adını dünyaya duyuran merhum klarnet ustası Ahmet Özdemir, vefatından 9 ay önce üzerine çalışarak yaptığı mermerden klarnet ile dünyada bir ilki gerçekleştirmiş ve adını unutulmaz kılmıştı. Dedelerin ölümünün ardından ustalığını miras alan torunları da onun birinci ölüm yıl dönümünde özel bir taştan klarnet üreterek dedelerine layık birer usta olduklarını kanıtladılar. Dünyada bundan bir daha böyle bir şey görülmedi ve yapılamadı. Yani yaparım diye de uğraşan belki olmadı diyeceğim ama benim gibi affedersiniz özür dilerim de bir sanat delisi herhalde çıkmadı galiba.
Ahmet Özdemir, Ordu'nun Bayadı Mahallesi'nde birkaç metrekarelik atölyesinde yaptığı klarnetlerle adını tüm dünyaya duyurmuştu. Usta Özdemir'in elinden çıkan klarnetler Woody Allen, Alan Demons, Sarah Elbaz, Mustafa Kandıralı ve Hüsnü Şenlendirici gibi birçok ünlü müzisyenin nefesiyle hayat buldu. Küçük atölyesinde büyük başarıları biriktiren Ahmet Özdemir, dünyada mermerden klarnet yapan tek kişi olarak da kayıtlara geçti. İşte çok şükür bu yılda burada bana başardım. Dünyada bir tane bu bir klarnet heykeli. Heykel. 82 yaşında hayata ve çok sevdiği klarnete veda eden büyük usta, 1949 yılında eline çakı bıçağıyla kava ve zurna yaparak başladığı mesleğini ve ustalığını da torunları Erman, Eren ve Ege Özdemir'e miras olarak bıraktı. Dedem belli bir yere getirmiş ama bundan sonrasını ilerletmek de bizim elimizde. Ha biz de Allah nasip eder de işte yeni çıraklarımız vesaire olursa onları belli bir yere getirme peşindeyiz. Bakalım yani daha nerelere geleceğiz? Zaman gösterecek. Ordu'nun Bayadı Mahallesi'nde bu mütevazi yerde rahmetli Ahmet Özdemir yaptığı klarnetlerle dünyada nam salmıştı. Şimdi yerini torunlarına bıraktı. Onun yaptığı mermer klarnetten sonra torunları da şimdi de taştan klarnet yaparak onun hatırasını yaşatmaya devam etti. Dedelerinin mirasına sıkı sıkıya sarılan Özdemir kardeşler, ölüm yıl dönümünde büyük ustanın anısına özel bir klarnet üreterek dedelerine vefa borcunu ödediler. Hani onun ölüm yıl dönümüne istinaden dedik ki hani çırakları olarak ne aşamaya geldiğimizi göstermemiz lazımdık. Yani kendimizi de bir şekilde kanıtlamamız gerekiyordu. Biz de ona istinaden taş klarnet ürettik Eren'le birlikte, kardeşimle birlikte. Hani oldu diye düşünüyoruz. Bundan sonra inşallah daha farklı şeyler de olacak. Dünyada mermerden klarnet üreten tek kişinin torunları olarak 9 ay boyunca titizce çalışan Özdemir kardeşler, Koryan adlı özel bir taştan 24 ayar has altın kaplama çok özel bir klarnet ürettiler. 24 ayar has altın kaplama tamamıyla her ikisi de. Özel işlemelerinden dolayı hani tamamen el işçiliği, kalem atma, işte taş döşeme vesaire, pırlanta taş döşeme yaptı kendisine. Yani bir 8-9 ayı buldu yapımı. Tabii tek değildik biz bunda. İşte ben, kardeşim Eren, daha küçüğümüz Ege, efendim söyleyeyim Bahadır abim, Bahadır yeni, Mustafa Ulugöl. Yani bir 5 kişilik bir ekiple yaptık biz bu işi. Bir de pardon özür dilerim 6 kişilik bir de Levent Aydemir'imiz vardı. 6 kişilik bir ekiple yaptık. Dedelerinin izinde ilerleyen yeni nesil klarnet ustaları yine dünyada birlik olan Koryan Taşlı klarneti de ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici hediye ettiler. Çünkü büyük usta Ahmet Özdemir'in vasiyetiydi bu. Gerçekten bizim ona bir vefa borcumuz vardı açıkçası. Çünkü Hüsnü Bey Türkiye'de bu işi belli bir yere getirdi. Onun sayesinde bizim de işlerimiz, onun da bize çok büyük katkısı oldu. Hani bunu da bizim ona bir şekilde farklı bir şekilde yansıtmamız gerekiyordu. Onu da yaptığımıza inanıyorum. Aldığı hediye karşısında duygulanan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de büyük ustaya ahde vefasını mezarı başında kendisine hediye edilen klarnete ses vererek ödedi. Büyük ustayı mezarı başında ziyaret eden Şenlendirici hem dua etti hem de çaldığı klarnetle büyük ustayı andı. Hüsnü Şenlendirici dedemin ilgisi büyüktü. Yani çünkü Türkiye'de klarnetin belli bir yere gelmesindeki emeği çok büyüktü. Bize de bir nasihatı vardı. Eğer dedi bu mermer klarneti bir de dedi Hüsnü'nün denemesini istiyorum demişti. Ha ölürüm kalırım dedi. Bir gün dedi mutlaka dedi bu klarneti ona üfletin, çaldırın. Allah gecinden versin bana bir şey olur da dedi eğer dedi diğer tarafa gidersem. Mezarımın başında dedi üflesin dedi. Size dedi vasiyetim olsun dedi. Bu zamana nasipmiş. Onu da yapabildik şükürler olsun. Merkezi Bağcılar Göztepe'de bulunan Kabataş Elbeyliler Derneği yeni başkanını seçti. Derneğin geleneksel seçimli olan kongresi gerçekleşti. Yaklaşık 500 kişinin oy kullandığı seçimlerin galibi ise İbrahim Çelik oldu. Merkezi Bağcılar Göztepe'de bulunan Kabataş Elbeyliler Derneği seçimli olan kongresini yaptı. Muharrem Güneş 26, Efraim Köksal 27,
1200 üyesi bulunan derneğin kongresine katılım oldukça yoğun oldu. Ordulu iş adamları ve siyasilerin de yer aldığı seçimli genel kurulda iki liste yarıştı. Yaklaşık 500 kişinin oy kullandığı seçimlerin galibi ise İbrahim Çelik oldu. Demokratik bir ortamda birlik ve beraberlik örneği sergilenerek gerçekleşen genel kurul sonrası ilk teşekkürü eski başkan Şaban Çelik yaptı. Arkadaşlarım bir ve beraber olduğunu kucaklaştığında inan hepimizin adına sevindim. Hepimizle katılan arkadaşlar. Kaybeden kimse yok burada. Rahat olun. Hiç kesinlikle. Eski başkan Şaban Çelik bu seçimlerin kaybedeni yoktur dedi ve katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür etti. Seçenlerimizin ben arkadaşlarım bize görev verdiğinde daha değil başkanlık yapmış her arkadaşımız burada görevlidir. Bizi çağırırlarsa biz her zaman onların yanındayız. Derneğin yeni başkanı İbrahim Çelik de kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada kazanan veya kaybeden yoktur. Biz hep beraber birlikte çalışacağız arkadaşlarımızla. Ki kimsenin altına bir şey gelmesin. Elimizden de gelen varsa yaparız arkadaşlar. Elimizden teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. İbrahim Çelik başkanlığında oluşan Kabataş Elbeyliler Derneği'nin yeni yönetimi ise İbrahim Çelik Cavit Kura, Mehmet Cödel, Emrah Çelik, Seyfi Yılmaz, Yücel Turan, Turan Özer, Bilal Çelik, Uğur Önder, Murat Kurt, Turan Demir, Bahattin Cödel, Naim Taş Yapar ve İbrahim Yüksel isimlerinden oluştu. Derneğin denetleme kuruluna ise Ramazan Özdemir, Yaşar Çelik ve Esra Önder getirildi. Ve bir sağlık haberi paylaşalım. Kış mevsimi ile birlikte grip hastalığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar griple mücadelenin en zayıf halkaları. Uzmanlar ise griple mücadelede en önemli iki tedavi yönteminin önce temizlik, sonra ise sağlıklı beslenme olduğunu belirtiyor. Kış mevsimine bağlı olarak soğuyan hava beraberinde hastalıkları da tetikliyor. Özellikle son günlerde Ordu'da grip şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Grip özellikle kış aylarında gözüken ve kış aylarında sıklığı artan bir enfeksiyon durumu. Aslında esasında virüslerin neden olduğu, antibiyotiklerin kullanılmasına gerek olmayan, çok sık tekrarlayan ataklarla seyreden bir enfeksiyon durumu. Solunum yolu hastalıklarından biri olan grip genellikle ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas eklem ağrıları, öksürük ve halsizlik gibi ağır seyreden şikayetlere neden oluyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Ahmet Yılmaz doğru beslenerek ve hijyene dikkat ederek gripten korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Özellikle el hijyenine, hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek lazım. Yeterince sıvı tüketmek lazım. Vücudun güçlü kalmasını, enfeksiyonlara yakalanmasını engelleyen genel önlemlerin tamamına uymak lazım. Gripin bakteriyel bir enfeksiyon türü olmadığını söyleyen Yılmaz, eş dost önerileriyle antibiyotik kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Semptomlara yönelik tedaviler de öneriyoruz hastalara. İşte burun akıyorsa burun akıntısını kesmek için ya da öksürüğü varsa onu engellemek için ya da ağrısı varsa onu engellemek için bazı ilaçlar yazıyoruz. Burada vatandaşların, insanların dikkat etmesi gereken şu, grip viral bir enfeksiyondur, bakteriyel bir enfeksiyon değildir, antibiyotiklere cevap vermez. Özellikle eş dost önerileriyle antibiyotik kullanmamak uygun olur. Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçede görev yapan öğretmenlerin cep telefonlarına gönderilen hizmet ilçe eğitim seminerine alındınız mesajıyla ilgili Ordu Eğitim Sen Şube Başkanı Ahmet İncedere açıklamalarda bulundu. 13 Aralık 2015 günü Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından öğretmenlere gönderilen telefon mesajı ile kentleri boşaltın, operasyon yapılacak mesajı verildi. Gerekçe olarak hizmet için eğitim semineri gibi inandırıcılıktan uzak bir bahane sunulup kamuoyu açıkça yanıltılmaya çalışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim döneminin ortasında aldığı hizmet için eğitim kararının hemen arkasından her iki ilçede de sokağa çıkma yasağı ilan edilerek okulların kapanmasına süresiz olarak kilit vuruldu. Çağrımız, davetimiz eğitim emekçilerinedir. Çünkü ülkemizdeki şiddet ortamında bir eğitimin yaşama geçirmesi oldukça zordur. Bunların uzun süreli
hem toplumda hem de çocuklarımız hem de biz eğitim emekçilerinde bırakacağı derin izler ve yaralar vardır. Bir an önce ülkemizi bu şiddet ortamından uzaklaştırmak gerektiğine ve hep birlikte şiddete karşı çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunun mücadelesinde hep birlikte yürütmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyor. Saygılar. Ve Karadeniz türkülerinin unutulmaz sesi Kamil Sönmez vefatının 3. yıl dönümünde hazırlanan programla anılacak. Ordulu Karadeniz türkülerinin unutulmaz temsilcisi Kamil Sönmez türkülerle anılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen ve Burak Sönmez'in hazırlayıp sunacağı anma programında Kamil Sönmez'in söylediği türküler sanatçı arkadaşları tarafından seslendirilecek ve hatıraları yad edilecek. Anma programı 23 Aralık 2014 Çarşamba günü Altınordu İlçesi Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak. Programa Ahmet Selçuk İlhan, Çetin Akdeniz ve İbrahim Can gibi ünlü sanatçılar katılacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çökeleşi'nin 55 milyon liraya çıkarılan büyük ikramiyesi talihli adaylarının hayallerini susuyor. İkramiye heyecanı orduyu da sardı yılbaşına sayılı günler kala. Ordulara büyük ikramiye size çıkarsa ne yapardınız diye sorduk ve son derece eğlenceli cevaplar aldık. Sümeyye Şahin'in haberini Tolga Coşkun görüntüledi. Bir kişiye düşecek olan ikramiye 55 milyon eski parayla 55 trilyon para. Toplam ikramiyesi 289 milyon. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 55 milyon lira. İyi bir para. Türkiye'deki bugüne kadarki en büyük ikramiye, en büyük para. Talih Kuşu yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda 55 milyon lirayla tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak. Genellikle çeyrek bilete çıkıyor. Çeyrek bilete çıkarsa 4'e bölünür. 4 kişi zengin olmuş olacak bu yıl başında. Bu parayla 55 adet süper lüks daire, 81 tane cumhuriyet altını, 31 adet taksi plakası, 31 tane de lüks otomobil almak mümkün. Yani bu sene ya birkaç yerden ev alırım. Bir orduya bir yatırım görüküyorsa ne yapılacaksa onları yapmaya çalışırım, öyle bir şeyler. Hayalleri süsleyen, telaffuzu zorlayan bu ikramiye peki size çıksa ne yaparsınız? Bir okul yaptıracağım. Fakirlere yardım edeceğim. Kimisini hayra verir icabında. Yani çok da var da gözümüz yok. Bizi idare etsin yeter. Büyük ikramiyeye bağlanan umutlar da büyük. Kendime de bir iş yer bulacağım. Büyük ikramiye alırsam tabii. Ondan sonra hayallerim budur. Yani uşağımın geleceğine bir kat olsun yatırım olarak. Gerisi ne olursa olsun yani. Çocuklarımı ev yaparım. 6 tane çocuğum var. Ne yapacağım ben bundan sonra? Zengin olmayı hayal edenler, bağış yapmayı düşünenler bir yana, çoğu kişi borçlarından kurtulmak istiyor. Borçlara sıkıntılarımız var falan. Onlara atacağız. Başka bir şeyimiz yok yani. Fazla parada hiç gözümüz yok. Bilet satıcıları ise ilgiden memnun. Bu günden itibaren yoğunluk şey yapar. Devam eder yani. Yoğunluk oluyor. Olacak. Son, zaten biliyorsun her insanlarımız her şeyini son güne bırakır. Genellikle de son günlerde yoğun oluyor. Havada güzel olursa yoğunluk böyle devam eder. Ordu'ya hayırlı olsun diyeyim. Ve sırada para piyasaları. Thank you.
sürüyoruz sayın seyirciler. Spordaki gelişmeleri az sonra Mustafa Özdoğan'ın sunumuyla takip edebilirsiniz. Mutlu bir akşam diliyoruz. Mutlu akşamlar. Sporun doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. Süper Lig'de mücadele eden Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı 10. hafta maçında yarın Durgöl Spor Salonu'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma yarın saat 16'da oynanacak. Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı 10. hafta maçında yarın Durgöl Spor Salonu'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Edirne deplasmanından 75-72'lik skorla galip gelen Menekşeler çıkışını sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını Durgöl Spor Salonu'nda yapan Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı bu karşılaşma öncesi yaptığı 9 karşılaşmadan 3 galibiyet, 6 yenilgiyle 12 puan ve avarajla 10. sırada yer alırken Mersin Büyükşehir Belediyespor ise 6 galibiyet, 3 yenilgi sonrası topladığı 15 puan ve avarajla 5. sırada yer aldı. Yarın Durgöl Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Ordu Spor Mersin Büyükşehir Belediye maçı haricinde yarın 6 karşılaşma daha oynanacak. Günün programı ise şu şekilde. Hatay Büyükşehir Belediyespor, Abdullah Gül Üniversitesi, Basketbolu Geliştirenler Derneği, İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş, Adana BOTAŞ, Adana ASKİ, Fenerbahçe, Galatasaray, Samsun Canik Belediyesi, Yakındoğu Üniversitesi, Edirne Belediyesi Edirne Spor. Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı yeni yılda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne mi devrediliyor? İşte bu sorunun cevabı Genel Menajer Ozan Gürhan Karahan verdi. Karahan, evet bu konuşuldu dedi ve ekledi. Cevabı ise haberde. Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı yeni yılda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne mi devrediliyor? Spor camiasının merak ettiği sorulardan bir tanesi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve bu sezon tarihinde ilk defa Avrupa Kupalarında gruplardan çıkarak ilk 16 takım arasında kalmayı başaran Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı yeni yılda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne mi devredilecek dedikoduları vardı. Ve o dedikodulara cevabı Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Ozan Gürhan Karahan verdi. Karahan, evet bu konuşuldu dedi ve ekledi. Konuşuldu ama şu anda öyle bir durum yok dedi. Biz bunu Sayın Enver Yılmaz'la baştan beri konuşuyoruz. Şimdi Ordu Spor'un durumu malum. Belki diyecek ki ben destek veriyorum siz devam edin. Belki diyecek tamam o sorumluluğu ben alıyorum o yükü en azından üzerinizden. Bu konuşuluyor ama bu hadi bugün devrettik işte Büyükşehir Belediyesi falan Ordu Spor hani değil şu an için değerlendiriliyor. Ama bizim de ayakta durmamız için gereken desteği yine Enver Bey veriyorlar. Bu tamamen Yaşar Bey'le Enver Bey'in kendi aralarındaki işte kulüple Büyükşehir arasındaki işte konuşmalar. Belki diyecek ki ben destek veriyorum siz devam edin. Belki diyecek tamam o sorumluluğu ben alıyorum o yükü en azından üzerinizden. Siz futbola daha çok konsantre olun. Siz orayı koşturmaya çalışın diyecek. Onu önümüzdeki günler gösterecek. Enver Yılmaz'ın desteklerinin her zaman sürdüğünü söyleyen Karahan, doğru yapılanmayla seneye borçsuz bir Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı'nın olacağını, daha da çok değer kazanacağını açıkladı. Bu önümüzdeki sene iyi bir yapının içerisinde yer alırsa, belli bir bütçenin içerisinde yer alırsa koşa koşa gider. Futbolda da öyle, basketbolda da biliyorsunuz -1,5 milyonla başladık biz sezona. Baskette de çok farklı bir durumda değiliz. Ama basketbolda şöyle bir şey var. Biz bu sezonu düşmeden bitirirsek önümüzdeki sezon kara geçeceğiz. Eğer düzgün pazarlanırsa biz mesela o kısmını hani merchandising denen kısmını çok iyi kendi boğuşmalarımız yüzünden halledemedik. Formanın önü boş, sırtı boş. 6 tane reklam alınabilecek yer var. Artı isim sponsorluğu gibi bir şey var. Salon reklamları var. Biz buralar da kendi patinajlarımız yüzünden yetersiz kaldık kulüp olarak veya işte bizler öyle söyleyeyim. Bu senenin de sağlıklı bir şekilde tamamlanması anlamında zaten Enver Bey'le sezon başından beri görüşülüyor ve o da sağ olsun hani elinden geleni bizim bugüne kadar gelmemizde çok desteği var. Teşekkür ediyoruz. Hem yeri geldi prim verdi hem yeri geldi maaş dönemlerinde destek oldu. Ankara deplasmanında Güç Koleji'ne 3-0 yenilerek ilk yarıyı mağlubiyetle kapatan Ordu Telekom Spor'da şok ayrılık. Telekom Spor
Rus pasör çaprazı Yulia Andrushko ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ankara deplasmanında güç kolejine 3-0 yenilerek ilk yarıyı mağlubiyetle kapatan Ordu Telekom Spor'da şok ayrılık. Telekom Spor, Rus pasör çaprazı Yulia Andrushko ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Karşılıklı olarak Telekom Spor'dan ayrılan Rus pasör çaprazı Yulia Andrushko'nun kariyerine yurt dışında devam etmek istemesi ve ligde şampiyonluk iddiası olan Ordu Telekom Spor'un bu iddiası doğrultusunda yabancı oyuncu hakkını başka bir mevkide kullanmak istemesiyle 1.99 cm boyundaki Rus pasör çaprazı ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Öte yandan Rus pasör çaprazı ile yollarını ayıran Telekom Spor ikinci yarıda iddiasını devam ettirmek için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Devre arasında bir ya da iki oyuncuyla anlaşacak olan Telekom Spor ileriki haftalarda transfer çalışmalarına hız verecek. Bölgesel Amatör Lig 4. grubun 12. haftasında lider Erbaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Güzelordu Spor'da bu karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Güzelordu Spor devre arası kampını ise Antalya'da yapacak. Bölgesel Amatör Lig 4. grubun 12. haftasında lider Erbaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Güzelordu Spor'da bu karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Erbaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Yeşil Maviler de Osmancık Spor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin moraliyle çalışmalarını sürdürürken bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Bu karşılaşma öncesi 4. grupta Erbaspor 25 puanla liderliğini sürdürürken Güzelordu Spor ise 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Bir yandan lig, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren Güzelordu Spor devre arası kampını Antalya'da yapacak. Devre arası kampını Antalya'da yapacak diğer bir takım Fatsa Belediyespor, Yeni Amasya Spor karşısında alınan mağlubiyetin ardından 19 puanla 5. sıraya gerilerken Sarı Lacivertler tekrar zirve yarışına ortak olmak adına bu hafta sonu kendi saha ve seyircileri önünde Sinop Spor ile mücadele edecek. Bu sezonki ilk yenilgisini 1-0'lık skorla Amasya deplasmanından alan Fatsa Belediyespor'da moraller bozuk. Yeni Amasya Spor karşısında alınan mağlubiyetin ardından 19 puanla 5. sıraya gerileyen Sarı Lacivertler tekrar zirve yarışına ortak olmak adına bu hafta sonu kendi saha ve seyircileri önünde karşılaşacakları Sinop Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sinop Spor maçının hazırlıklarını Fasa ilçe stadında sürdüren Sarı Lacivertler'de hedef Sinop Spor'u yenip zirve yarışını sürdürmek olacak. 27 Aralık Pazar günü Fasa ilçe stadında saat 13.30'da başlayacak karşılaşma öncesi Fasa Belediyespor 19 puan ve 1 maç eksikli 5. sırada yer alırken Sinop Spor ise 12 puan ve avarajla 11. sırada yer alıyor. Fatsa Belediyespor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken Sarı Lacivertler devre arası kampını Antalya'da yapacak. Ordu 1. Amatör Küme 7. hafta maçları oynanan 9 karşılaşma ile geride kaldı. 43 golün atıldığı haftada 6 ev sahibi takım sahadan 3 puanla ayrılırken İki deplasman takımı hanelerine 3 puan yazdırdı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ordu 1. Amatör Küme 7. hafta maçları oynanan 9 karşılaşma ile geride kaldı. 43 golünün atıldığı 7. haftada 6 ev sahibi takımları sahadan 3 puanla ayrılırken iki deplasman takımı hanelerine 3 puan yazdırdı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. A grubu lideri Ünye 1957 Spor sahasında Kiraz Limanı Spor'u 8-0 yenerken B grubu lideri Ulubey Belediyespor ise sahasında Turnosi Spor'u 4-1 yenerek rakipleriyle arasındaki puan farkını açmaya devam etti. Ordu 1. Amatör Küme 7. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı. Soya Spor 4, Kabataş Spor 1, Demir Spor 3, Esnaf Spor 1, Aybası Spor 0, Altınordu Belediyespor 3, Gölköy Spor 2, Perşembe Spor 2, Kurnu Spor 3, Çatalpınar Spor 0, Ünye 1957 Spor 8, Kiraz Limanı Spor 0, Ulubey Belediyespor 4, Turnosu Spor 1, Çamaş Spor 3, Ordu İdman Yurdu Spor 0, Korgan Spor 3, Akyazı Spor 5. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.